Hoş geldin. Hoş ta nerelerden geldin? Güneydoğu'nun Paris'inden, yani Antep'ten. Öyle derler Paris'e, Güneydoğu'nun Paris'i derler. Vazı hemen Antep. Başta ne yapacaksan? Hemen simidaşı yapacağız. Normalde simidaşına kuyruk kullanmamız lazımdı. Zamanımızın dar olduğundan burada bir parça hazır kıymamız var. Bu onu... kadarcık kıymayla. Yeter. Ay canımıza minnet. Bir sen katık ederiz. Bir sen hoş geldin ben kızım. Bunu hemen kavuracağız, ardından soğanını atacağız, simidini, salçasını, sosunu Allah vereceğiz. Allah. Ya bu simit, hatta ben İzmirliyim, biz gevrek deriz. Bu simit yok. Bizim bildiğimiz simit değil. Yok, yok, yok. O senin dediğin simitten değil bu. Bu bulgurun ufağı. Bulgurun ufağı bu. He. Allah Allah, simit aşı. He. Enteresan. Ustamın konuşması ne kadar tatlı ama, değil mi? Tam böyle yöresel şiveyle konuşuyor. Diyorum, tam Antepli. Anamız belli, babamız belli. Neyse koyuk. Ha. Ustam sen evli misin? Evliyim. Ellerinden öper diyecekti neredeyse. Ellerinden öper dört tane var. Dört tane. Sen kaç yaşındasın? 38. Anam 38 yaşında dört tane çocuk. Kız erkek? 3 oğlan bir kız. Kızı okut. Kızı okut. Büyüsün oğlanları okuyacağım. Da oku. Büyüsün okusun. Şimdi onu kavurduktan sonra salçasını çalacağız. Suyunu çekeceğiz. Simidini atacağız, simidini... hafif demlenmesini bekleyeceğiz. Allah Allah. Ondan sonra yağdan soğanı tekrar üzerine çağıracak, yani çağıracağız derken yakacağız. Koyacağız. Ha. Somundan böyle, turşudan, muşudan. Turşu da mı var bunun içinde? Yok, turşu yanında olmazsa olmazı da. Of, güzel, bayılırız. Şu an hazırda. Valla simit aşı yapıyoruz. Diğer tarafta da kiriz tava yapacağız. Bak o da zırhla çekiliyor. Çek ustam. Bu da her yiğidin harcı değil, böyle zırhtan çekilmiş. Şimdi biz bu arada... zaman kaybetmeyelim diye içli köftemizde yaptık. Hı. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz, atıyoruz. Bismillah. İçli köftemizde olsun, bir taraftan pişsin. Kaçırmadın değil mi kızı? İstedin, verdiler mi? Yok canım, kendi vardı bana. Benim gibi adamı nerede bulacak? Aa, çok fena bunlar ya. Ne varmış benim kızımla, ben hemen kız tarafı olayım. Sen niye bu kadar övüyorsun kendini bakayım ha? Ben övmeyeyim kendim. En övsün. Çalışkan bir adamım. Başka bir şeyim yok yani. Aferin. Daha ne olsun? Bunun özelliği de böyle uçlarının çıkması. Ha, bu bayağı bir uzun değil mi ya? El yapımı. Ha. Şimdi bazı, bu makine gibi neredeyse. Bazı hanımlar makineler, mağazatlar makinede yapıyor. At bir taraftan. Biz elde yapıyız. Bizki el yapımı. Ha. Bu arada böyle çok güzel davetler alıyorum ama siz yazmaya devam edin. Ben nerelere gideyim, nerelere geleyim? Önce Antep'e gel. Önce Antep'e mi geleyim? Zaten Antep'ten çok yazan var ama Konya olur, ne bileyim Muş olur, Van olur. Aklınıza neresi geliyorsa siz yazın, Batman olur. Nerede, neresi varsa vallahi çıkacağım yola. Zaten ekibim daha yeni gel. Nerelere gittiniz siz? Antep, Urfa, Hatay. Oo, Hatay da var, süper. İnşallah nereye gelmemi istiyorsunuz, bana neler yapacaksınız yazın. Belki de evlere de gelirim, belki sizi ziyaret ederim. Fena mı olur? İyi olur. Güzel olur, bayılırım. Yöresel Antep'in harika bir lezzetini yapıyoruz. Simit aşı yapıyoruz. Biz şimdi simidi İstanbul'da şey böyle gevrek diyebiliriz. Hatta biz İzmirliler gevrek diyebiliriz. Bayağı o kahvaltıda yaptığımız simit. Ama bu simit başka bir simitmiş. Ya mesela biz Antep'te simitliyik. İstanbullular buna sıfır bulgur değil. Biz bulgur diyoruz buna. İşte siz buna simit mi diyorsunuz? Bulgur bunun yerisi. Biz bunu aslında kısırlık bulgur deriz. Daha ince bulgurdur. Ya bu, işte herkes biz şey... bunu böyle ıslatırız, salçasını koyarız, yeşilliklerini koyarız, bir hafif böyle yoğururuz. Of, o kısır ayrı. Yaparız. Evet, kısır yaparız. O maç var. Ne var? Yağlı köfte var. Nasıl köfte var? Var? Yağlı köfte. Yağlı köfte, ay diyemiyorum. Yağlı köfte var. Şimdi sen ona normal su mu koyuyorsun? He, normal su koydum. Fazla katmayacağım zaten. Sen evli misin? Evliyim. Kaç çocuk var? 2 tane, ellerinden öper. Hanıma iyi bakıyorsun mu? Çok iyi. Sen yemek yapıyorsun mu? Aynen. O yemek yaptığı zaman iltifat ediyor musun? Ellerine sağlık. Diyorsun. Diyorum. Her zaman diyor musun? Her zaman. Bir şeyler alıyor musun karına? Eksiğimiz yok şükür. Seni seviyorum diyor musun? Tabii. Diyor mu gerçekten? Tabii eşim deyin değil mi? Ya. Tabii canım, de karına, sen diyor mu? Kucağımı açayım, ben ne diyeyim? Kucağını aç demiyorum, onu aç ama söyle de. Biz duymak isteriz güzel laflar. Biz eşimizi seviyoruz. Kadınlar bizim başımızın tacıdır. Bak, Allah onlar bizi başımızdan eksik etmesin. Amin, bir şey söyleyeceğim. Bir daha gelirken bana hanımlarınızı da getirin. Sesleri güzel.
Güzel mi? Yok. Vardır, vardır bir şey. En çok hangi parçayı seviyorsun Antep'ten? Böyle. Vallahi bilmiyorum. Ben aklıma geleni söyleyeyim. Söyle bakayım aklına geleni. Söyle bizim için. Bunu açayım artık. Heh. Antep'in hamamları sallanır külhanları. Antep'in hamamları sallanır külhanları. Hoşgör mahallesinin dip dibedir damları. Bu yeter ya. Devamı güzeldi, bu nasıl? Ben senden bekleyeyim, orada düet yapayım ya. Ben o kadar bilmiyorum, sen söyle ben katılırım. Neydi? Hele Antepli. Gel yanıma dil tatlım. Hoşgör mahallesidir, dip dibedir damları. Şi köftenin tadına, baklavanın tadına. Bu kadar. Kilis tavasının tuzunu da atıyoruz. Oh. Bir de pul biber. Pul biber ve tuz sadece. Karabiber. Hadi bunu dizelim artık, tamam o. Hemen patatesini falan doğrayacağım. Antep'ten ötedir Maraş yolu. Ay, teşekkür ederiz vallahi. Güzel oldu böyle. Önce patatesleri ince ince dildiler. Zemine patates koydular. Kilis tavayı üstüne güzelce bastırdılar bak. Şimdi normalde kış olmuş olsaydı, yaz olmuş olsaydı altına patlıcan konurdu ama kış olduğu için patates attık. Hiç fark etmez bizim için. Yeter ki o kilis tavanın kendisi olsun. Fırında kaç derecede kaç dakika pişecek? 20 dakika veya 40 derecede pişirmemiz lazım. 40 derecede mi? Evet. 40 derecede 20 dakikada pişer. Yetiyor mu ya? Pişer bu. Vallahi hatır. Ayarlıyorum ben. Ayarla. Peki 40 dakika. Oo, çok güzel oldu. Bu bizim bildiğimiz şimdi bulgur aşı oldu. Bunu kapatacağım. Şimdi bakayım nasıl olacak. Bulgur neye dönecek sonrasında? Kilis tavamız hazır. Fırına veriyoruz. Dur bakayım. Buyurun. Ablam ben onu bir alayım. Kilis tavamız hazır. 40 derece sürmez. 20 dakika. O kadarcık mı? Göreceğiz biraz sonra. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hemen bunun sosunu simit aşının sosunu vereceğiz. Allah Allah, simit aşı daha bu olmadı daha. Onu. Daha simit aşının işlemi var, öyle mi? Evet, evet, evet. Bunları sen bana bırak, onu yap bari. Tamam, buyur. Yağı kızdırıyorsun değil mi? Usta, çocukların da senin gibi şef olsun mu? İster misin? Okumasını isterim. Çocuklarım benim okuyup ben olmasını istediğimi biliyor. Ne olmasını istiyorsun? Savcı. Oo, çok güzel. İnşallah 3 tane oğlan, bir kız, 4'ünden biri olur inşallah. İnşallah. Savcı olmasını istiyorum, okusun. Onu olsun, olmazsa da. Ama sen de nokta atışı ya, direkt savcı yani. Senin baban ne iş yapıyordu? Hamal. Hamaldı. Helal olsun bak, hamal babanın çocuğu
Gel sen televizyon programlarında şef olarak çık, yemek yap, helal olsun. Baban izliyor mu seni? İzler inşallah. İzler herhalde, buradan bir şey söyle babana. İzler izler, o sizin programı kaçırmayız zaten. Sağ olsun. 11'de ince eve kaçayım. Sağ olsun. 11'de ince mi? He, 11'de ince eve kaçayım. Televizyonun karşısına geçeyim. Oh, tam 2'ye kadar güzel. Artık içli köfteleri şöyle alalım. Boşaltıyorum direkt. Yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillah. Oh, Jos diye bir ses. Simit aşı yaptık. Antep'ten geldiler. Bize simit aşı yaptılar. Ustam böyle mi oluyor? Öyle olmayı da oldu. E hadi yap. E tamam, bir şey kalmadı. Nasıl öyle olmayı? Yaptım ya işte. Anam bir de beğendiremedim, bak bak. Eline sağlık. Espri sizin de ellerinize oldu. Sağlık. Şimdi kilis tavamız pişiyor. Onu da biraz sonra göreceğiz. Simit aşımız var. E zaten içli köftemiz var. Daha ne olsun? Antep'ten geldi ustam. Nereye gittin usta? Daha onun zamanı var. Ocağa baktım. Tamam ustam, teşekkür ediyorum. Finalde sunumunu göreceğim onu. Tamam, göstereceğim nasıl olduğunu. Teşekkür ediyorum. Hadi bakalım devam ediyoruz. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.